kısa tutalım, Fenerbahçe'ye tamam, geçeceğiz geçelim. Sonra. Tamam, aslında Fenerbahçe'yle beraber konuşalım. Yani öyle oyuncu mi? Satmak üzerine, Arda üzerine dün biraz muhabbet yaptık. Onu konuşmak istiyorum aslında. Tam söylediğin konuda bununla ilgili. Üstüne konuşalım. Arda Güler'le başlayabiliriz. İlla ki bir haber üstünden konuşmamıza da gerek yok. Arda Güler gerçekten çok büyük iz bıraktı. Belki de açıkçası benim için öyle, 97'den beri izliyorum. Bu kadar etkilendiğim bir kariyer başlangıcı görmedim bir Türk oyuncuda. Bence çok net. Emre Belezoğlu üstüne konuşuluyor. Evet, adaylardan biri. Arda Turan diyenler var. Arda Güler'den 2-3 yaş büyükken Sergen bu çıkışı Yalçın yaptı. Bugün konuştuk üzerine bir yaş falan daha büyük. Daha büyüktü. Belki de daha da büyük olabilir. Gerçekten etkileyici. Bilmiyorum. Ne söylemek istiyordun Arda'yla ilgili? İnsanın içi eriyor. Yani o kadar bir ki Fenerbahçe'nin böyle bir kültürü yoktur. Beşiktaş ve Trabzonspor'da daha çoktur bu. Hani böyle bir altyapı, öz kaynak, bizim çocuk, ona sahip. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok kısmen daha hazır, oluşturulmuş iyi bölgelerin, iyi kadroları transfer üzerine bir serüvendir. Yani camiaların daha çok beklentisi. Fenerbahçe'de ben 15-20 yıldır böyle öz kaynaktan gelip de tribüne oyuncu çeken, böyle ah bizim çocuk işte yakaladık denilen kimse olmadı. Sıfır oyuncu. Yeni bir... Semih Şentürk olduğu zannedilir. O İzmir Spor'dan gelmiş. Geldi ve hep zaten hani şey Semih Şentürk'ün serüveni de şeyden hep hani sonradan oyuna dahil olan oyuncu gibiydi. Ama izi bıraktığı iz güzel. Yani aslında Fenerbahçe bu kanalı yakalayabilirse başka bir kültüre de evriliyor camia olarak. İşte Muhammed var Giresun'da. Böyle birkaç oyuncu, bir ara Altınordu'dan bir iki oyuncu aldılar. Benim derdim şu, nereye bağlayacaktım demin konuyu. Şimdi biz Arda'ya hemen fiyat biçiyoruz. Ne diyor? 20 milyon euro serbest kalma maddesi. 30 milyon euro. Ne yapacaksın 20 milyon euroyu? Ne yapacaksın? Ben soruyorum. Ben Fenerbahçeli arkadaşlarımla muhabbet ediyorum. Övünüyor bununla, tamam mı? Diyor ki 35 milyon euroya diyor Arda. Baba tamam sattık, taraftar sayısına mı bölüyorlar, sana 3 lira mı düşüyor mesela? Değil. Yakalamışsın, kalsın 10 sene izle bu adamı. Niye Alman izlesin? Niye İspanyol izlesin? Ben ligimin değerini nasıl yukarı çıkartacağım? Ben o 20 milyon euroyu aldım ya. 20 milyon euroyu aldım. Götürdüm bankaya, faizine yatırdım borç, kulübün borcunu. Para gitti. Oyuncu da gitti. Hadi bul yeni Arda, 20 yılda yakalamamışsın. Diyor ki Rıdvan Yılmaz için, Ersin için de. Kaç para diyor? 8 milyon euro. Güzel, tamam. Lan 10 senede yakalamışım ben bir sol bek. Şampiyon olmuşum o çocukla. Bankaya verdim 8 milyon euroyu. Oyuncu da gitti. Neydi o Ozan Ama Kabak? Ama oyuncu burada ne istiyor? Şimdi. Ozan Kabak misal Şampiyonlar Ligi oynadı. Tamam, güzel, güzel. Ve gitmek çok istedi, güzel, gitti. Çok güzel, gitti. Mesela Arda Güler'i tutabilir misin Türkiye Ligi'nde? Tutarsın. Bazen senin önünde tutarsın. Duramazsın. Bunu ben kabul tutarsın. Ediyorum. Bunu kabul ediyorum. İmkansız bir şey bence. Bence tutarsın. Yani çünkü Fenerbahçe'nin şu an ona ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var muhakkak. Ama bence... oyuncunun... hayali, kariyeri boyunca ama mesela Fenerbahçe'de. Ama daha yaşı genç. Yani ben çok genç olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben bugün gitsin demiyorum. Yok, mesela şimdi Arda'yı izlerken herkes şunu söylüyor. Kardeşi olarak görüyor, abisi olarak görüyor, arkadaşı olarak görüyor, ailesi olarak görüyor. Evet. Bence en güzel olayı yakalamış Arda şu an. Arda Güler'den bahsediyoruz. Ve saha içerisinde oynadığı zaman taraftar onu bekliyor. Hadi Arda oyuna girsin de alkışlayalım. Evet. Arda oyuna girsin de tempoyu yükseltelim. Bir top kaybetse, ki çocuk top da kaybetmiyor. Öyle bir durum yani, maşallah. Allah nazardan saklasın. Çocuk top da kaybetmiyor. Evet. Top kaybetse herkes alkışlayacak. Ama o kadar akıl dolu oynuyor. O kadar çok bileklerini çok iyi kullanıyor. O kadar beyni yani 2-3 yani hareketten sonra ne olabilir düşünebilen ve aynı anda onun reaksiyonunu gösterebilen bir oyuncu. O yüzden ben kesinlikle maşallah diyorum yani. Herkesin sevdiği, herkesin şu son zamanlarda Türk futbolundan çıkacak en değerli aseti olduğunu düşünüyorum. Evet, tebrik ederim. Ozan Kabak'a kaç paraya sattı Galatasaray? Ozan'ın galiba 7-8 milyon euro civarında bir çıkış bedeli vardı. Güzel. Kulübe para kazandırmak için 10-11 aralığında doğru, bir paraya gitti. Şimdi yeni Ozan'ların yerine gittin 7 milyon euroya bir stoper. Luyendama'ya 8 milyon euro. Maicon orada bir maliyet vardı galiba. 7-8 milyon euro. Şimdi Rıdvan'ı konuşalım. Şimdi Rıdvan'ın çıkış maddesi 5,5 milyon falan diyorlar. Neyse yani 6-7-10. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya ben Oğuz Çetin'i izlemek için tribüne giden insanlar vardır değil mi? Böyle evet, Sergen Yalçın'ı evet, izlemeye gidersin. Bayrak oyun. Şimdi Arda'yı yakalamışsın. Niye izlemiyor Kadıköy taraftarı? Neyi satmanın derdini? Niye satayım abi ben bu çocuğu? Yani Beşiktaş Fikret Orman döneminde 80 milyon euroluk oyuncu sattı. Geçen anlattım onu. Ne oldu? Hani borç geriye gitti? Katlanarak yukarı gitti borç. Oyuncundan olduğun takım dağıldı, o dağıldı, bu dağıldı. Yani
biz Türk futbolunda, futbolun hep şeyden yerlerde diyoruz ya futbolumuz. Biz bu kaliteyi nasıl yükseltiriz biliyor musun? Oyuncu kalitesiyle yükseltiriz. Bu arada özür dilerim. Burada tutarak yükseltiriz. Ozan'ın gidişiyle beraber Marcao geliyor Galatasaray'a. Hı hı. Bak böyle yapacaksan transferi itiraz eder misin? Etmem ama o zaman Salah'ı mı Marcao mıydı? Marcao demez. Farkı neyse o zaman Salah'ı mı alsak Marcao'yu mu alsak diyorlardı. Şimdi bir dakika kaç stoper koydu oraya? Şimdi anladın mı? Luyendama'yı da söyleyelim o zaman baktığında. Evet. Ozan'ın orada 40 milyon euroya çıkması buradaki Türk futbolunda Türkiye Süper Ligi'ni yukarı çeken bir şey değil. Bireysel olarak çocukları çekiyor. Güzel tamam işte Çağlar 60 milyon euroya çıktı. İşte bu Türk futbolunu yukarı çeken bir şey değil. Ben bu yakaladığımız çocukların önce hani ben bir şeyini toplayayım da parçasını görsel olarak. Bu şölen biz burası döviz bürosu değil. Biz futbol oynuyoruz. Futbol temaşadır. Bu çocuklarla oynanır. 50 bin kişi gelsin Fenerbahçe'de Arda'yı izlemeye. Arda olacak. Hemen satalım. Bu çocukla biz şampiyonluk görmedik ki. Bu çocukla kupa görmedik. O çocuğu düşün Ergin Aslan. Ha? Mesela sen buradaki ufak tefek şölenin bir parçası mı olmak istersin? Yoksa Premier Lig'in bir parçası nerenin mı olmak mesela istersin? Premier Lig'in parçası? Ya ben mesela Tuncay Şanlı olsam kayıp 5 yılı vardır Fenerbahçe. Middlesbrough Premier Lig elbette ama sen Sergen Yalçın ol. Kayıp 5 yılı vardır mesela şeyin Tuncay Şanlı'nın. Fenerbahçe'de çok daha iz bırakabilir. Şimdi tercih var, tercih var. Rüştü'yü Barcelona istiyor. Kim hayır diyebilir buna? Uğurcan'ı Liverpool isterse kim hayır diyebilir buna? Ben anlatmaya çalıştığım şey doğru senin önünde duramadığın önemli. Dediğim şey bu. City geldi senden Abdülkadir Ömür'ü istedi. Kim niye? Ama Nice istedi. Şimdi bakıyorsun burada Arda falan. Abi nereye? Getafe istedi. Yani nereye? Bırak Fenerbahçe burası. Fenerbahçe'de 10 sene kalıp bayrak oyuncu olmak oranın orta sıra takımlarından bence daha evla. Bir de meta olarak bakmayalım biz bu çocuklara. Hani bu çocuklara ben de onu diyorum. Meta değil bu çocuklar. Gitmek yani ticari bir mal gidebilir. Değil. Ya gitmek istiyorsa tabii ki şey yapamazsın, evet. Tutamazsın ama onu da ikna etmenin yollarını buluyor olman lazım. Düşünsene Fenerbahçe'de kalıyorsun, Arda bir şey Aykut Kocaman izi bırakıyorsun, Alex izi bırakıyorsun. Kim bırakmış yani? Ali Koç bence Arda'yı bırakmaz. Ben olsam ben de bırakmam. Benim taraftarım izlesin, ben izleyeyim, neden ben kullanayım, ben golünden faydalanayım, neden bırakmaz biliyor musun? Faydalanayım. Çünkü onun zenginliği var. Ya öyle bir elinde rahatlığı var Ali Koç başkanın. Bak şu an Beşiktaş'ta olsa, şu an Galatasaray'da olsa belki bir Arda'nın ileriki dönemlerdeki çok büyük bedelleri satışını düşünebiliriz. Ama Fenerbahçe'de bence bu satışı engelleyebilecek bir başkan olduğunu düşünüyorum. Evet, bak dinleyen şöyle düşünmesin. Ne saçmalıyor bu diye düşünmesin. Altını doldurmak için şunu söylüyorum. Örnek veriyoruz. Hollanda futbolu diyoruz. Dışarıda 1000 tane oyuncusu oynuyor diyorsun. Arkada 1000 tane daha var ama orada. Portekiz 1000 tane dışarı Benfica oyuncu orada 1000 tane daha var ama arkadan gelen. Şimdi sen de 10 tane 5 tane yakalıyorsun. Sen bana Ardalar üretmeyi vaat edersen yeni Ardalar, yeni işte Cengizler bunlara ben tatmin olsam arkadan gelen. Tamam bu çocuklar gitsin, önü açılsın. Türk futbolu arkadan zaten geliyor falan. Yok 20 yılda bir tane yakalıyorsun, 10 yılda bir tane yakalıyorsun. Hemen çıkar çıkmaz hop gönderelim. Hop. Ya bu bir dursun da ligde o takımın kalitesi yükselsin, ligin kalitesi yükselsin. Ama Arda'nın gitmesiyle alttan daha fazla oyuncu gelmemesi arasında bir paralellik yok ki. Abi şöyle Arda'nın gitmesi, başka vaat eden var mı mesela? Kaç çocuk bize vaat ediyor? Son 10 yılda Fenerbahçe'den genç oyuncu kaç tane vaat edersin? Ben 20 yılda hatırlamıyorum Fenerbahçe'den. Ardalar ama çoğalır. Bu mevzu değil. Ardalar çoğalır. Ben derim ki ya bu tarz oyuncular zaten açılsın. Arkadan bizim yetişen adamlarımız var. Hollanda bu yüzden salıyor. Çünkü arkadan patır patır adamlar geliyor. İşte sen de yetiştirmenin ülkede. Formülünü bulman gerekiyor. O formülü bulmadan önce bu çocukları burada tutarak o formülle ama beraber bu takımları bulamazsın. Üşüyor olman lazım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da yarışmacı, çok fazla yarışmacı takımlar olduğu için bunu formülünü bulamazsın. Ama Fenerbahçe işte... Ajax da yarışmacı takım. İşte Fenerbahçe... Benfica'da yarışmacı ama şimdi takım. Orada bir baskı yok işte farkındaysan. Ajax da Benfica'da. Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'deki bir baskı var mı? Hiçbir ülkede var mı? Ya tabii ki oyun gözüyle bakıyorlar. İşte bizim baktığımızdan ben. Daha farklı. Şimdi Ajax 5 tane maç üstte kaybettiği zaman ne derler? 6. maçını kazanmasını bekliyoruz derler. Türkiye'de 5 maç kaybedince ne derler? En kötü hoca bizim hoca. İşte böyle futbolcum olur derler değil mi? İşte onu demek istiyorum vallahi yani. Bence Ajax Hollanda Ligi'nde üst üste 5 maç kaybetsin hocası devam edemez. Bence eder. Kim olduğuna da bağlı. Bence eder. Yani çok zayıf bir lig. Ajax'ın kapasitesine bak göre. Bak şimdi Ajax'a zaten... Zaten 5 tane maç üst üste Ajax'a kaybetmez. Ajax'a alt yapıdan çok ekmek yiyen takımlardan bir tanesi. Evet. Keza Benfica da öyle. Zaten o oluşumu yapmışlar. Onu sağlamışlar. Biz o yüzden bunu sağlayamadığımız için biz bunu konuşuyoruz. Bir Arda nasıl çıkacak? Başka bir Arda çıkabilir mi? O yüzden mesela Ergin diyor ki Arda diyor tamam satılmalı
Ama Arda şu anki piyasası da satılmamalı. Daha fazla değer kazansın. Hayır, ben futbol severim. Ve daha fazla izlemek örnek istiyorum olsun. Abi Arda'yı. Kütahyalı bir Fenerbahçeli izleyecek Arda'yı. Şimdi adam Almanya Ligi'nde niye Arda izlesin? Bunun o futbol severe hiçbir katkısı yok o adamın oraya gidişinin. Asıl buradaki futbol kalitesini bu tarz oyuncular yukarı çıkartır. Şunu desen ki bana 20 milyon euroya sattı ama bak öyle bir bu 20 milyon euro Fenerbahçe'nin çok işine yaradı. İşte birer ikişer milyon euroluk 4-5 tane adam buldu. Acayip bir takım çıkıyor. Bu da olmuyor. O 20 kara delik var orada. Niye yutuyor o faiz, o banka, o para, o borçlar falan filan. Paradan da oluyorsun, oyuncudan da oluyorsun. Ama işte derdim borçları bu benim yani. Ödemek, düzlüğe çıkmak için zaten oyuncu satmak zorundayız. Öyle bütün mi? Kulüplerimiz çıkabiliyor için muyuz? Sattıkça artıyor. Bak örnek veriyorum sana. Cenk Tosun'dan başlar, Fabri'den çıkarım. Hı hı. 80 milyon euro yazarım şuraya bonservis sana. 2 senede, 3 senede. Dembabalardan başlar 13 milyon euro. Ben sana Galatasaray'ın 6 milyara çıktı, 5,5 milyara çıktı. Jack Nelly Falcao'ya söylerim ben sana. Jack Nelly Falcao'ya söylerim güzel. Ben sana. Güzel. İşte bak. 50 milyon eurodan bahsediyoruz. Bak Ersin'i sattın 6 milyon euro, 7 milyon euro, 8 milyon euro neyse. Müre gelsin. Olmadı, Asper gelsin. Yok Karius gelsin. Müre mi Asper? Müre mi Asper? Güzel, aynı döneme denk gelen iki adam. Olmadı Runya gelsin. Makara da yapıyor insanlar falan. Şimdi, abi ben yakalamışım 12 sene, 13 sene, 14 sene benim kalecim bu. Ben niye Rüştü Reşber çıkarmıyorum? Niye Volkan Demirel çıkarmıyorum? Niye Engin İpekoğlu çıkarmıyorum? Niye satıyorum ben hakikaten bu çocuğu? Hakikaten Müre mi Asper mi? Ha? Sence? Müre mi Asper mi? Güzel. Asper biraz daha böyle ince uzundu. Asper diyeyim. Sarı. Ne alaka şimdi yani? Aynı dönemde... Bir de ikincisi Beşiktaş niye o dönem iki yabancı kaleciyi transfer ediyor? Evet, biri kulübeye, gerçekten biri anlamsız bir durumdu. Serbest miydi o zaman yabancı? Yok. Hayır. Değil mi? Yani 4-5 falan yabancıydı. Çok acayip. Evet. Garipti. Nereden geldik buraya? Geldik bilmiyorum.